Sevgili seyirciler merhaba, ben Hidayet Erdem. İşin Aslı programıyla karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi işin aslını işin uzmanından dinleyeceğiz. Bugünkü konuğumuz Arko Kağıtçılık ve Mümessillik kurucusu Mehmet Seymen. Mehmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Hidayet Bey, nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, sağ olun. Öncelikle nazik davetiniz için teşekkür ederim. İcabet ettiğiniz için biz teşekkür ederiz. Çok mersi. Alanınızla ilgili sohbet edeceğiz fakat öncesinde sizi biraz tanıyalım istiyoruz. Tabii. 1978 İstanbul doğumluyum. İlk mesleğim pizzacılık. Diyeceksiniz ki nereden? Üniversite eğitimimi ben yurt dışında yaptım. Enteresan da bir anekdotu vardır bunun. Birinci sınıfta oryantasyon programında hani ilk gün işte okulu geziyorsun. Sonra 50 kişi bir sınıfa giriyorsun. Evet. Ve herkes işte adını, soyadını, yaşını ve yazın ne yaptığını söylüyor. Mary Jane, işte Virginia'dan geldim, McDonald's'da çalıştım. Yandaki kalkıyor, işte ben Gap'te çalıştım. Öbürü kalkıyor, işte şurada çalıştım. Herkes bir yerde çalışmış, sıra bana geldi. Dedim Mehmet Seymen 18, ben dedim 2 ay tatil yaptım. Bunu dediğim zaman o tanımadığım o 50 kişi bana şöyle bir dönüp öyle bir baktı ki hayatımda ilk defa bir şeyden utandım. Dedim ki yani buradaki kültür çalışmak üzerine ve hani bu çocukların hiçbirinin benden bir farkı yok. Hepsi genç ve hepsi yazın bir yerde çalışmışlar ve para kazanmışlar. Nereye gitmiştiniz? Amerika'da. Amerika'da. Aynen. Şok içerisinde çıktım. Çünkü bayağı hümile edici bir durumdu. Şimdi sonra bunu Türkiye'deki bir üniversiteye, özel bir üniversiteye düşündüm. Hani X bir üniversite diyelim, isim vermeyelim. Aynısı olsa oradaki insanların çoğu işte popüler tatil bölgelerine gitmiş, yaz okullarına gitmiş olurlar muhtemelen. Ama içlerinden bir tanesi çıkıp işte ben amcamın X atölyesinde yazın çalıştım dese bizde maalesef tam tersi. Tam tersi olur. Herkes ay der yani bunlar arkadaşlık etmeyelim bu garip bir çocuk vesaire olur. Mantete çok farklı. Oradan bir şokla çıkıp işte kampüste dolaşırken bizim kampüste Campus Pizza diye bir pizzacı vardı. İtalyan bir aile işletirdi orayı. Baktım orada cuma günleri için pizza dağıtan bir eleman arıyorlar. Hı hı. İçeri girdim dedim merhaba, merhaba işte ben işe başvuracağım. Aa dedi tamam süper falan. Nerelisin işte Türkiye'den geliyorum falan. Zaten hani herkes sıcakkanlı hani İtalyan bir Akdeniz insanı vesaire. Cuma işte dediler ki saat 8'de başlayacak sen 7'de gel. Gittim ben zannediyorum ki sadece pizza dağıtacağım ama öyle değil işte paspas çekiyorsun, malzeme yapıyorsun vesaire. Ve para kazanmaya başladım. Çok yani acayip keyifli bir iş. Yani sonuçta pizzayı götürdüğün insanlar zaten okulun, üniversitesindeki, kampüsteki arkadaşların, öğretmenlerin vesaireler. Bunu aileme söylediğim zaman çok şaşırmışlardı. Bir şeye mi ihtiyacım var? Hani yok dedim burada herkes çalışıyor. Yani burada çalışmamak ayıp. İlk işim oydu. Dolayısıyla 18 yaşındaydım. Ve birçok insan için geç bir yaş olabilir ama genelde bizim Orta Doğu kültürü içinde erken bir yaş. Evet. Ve o bir sürü sorumluluk sahibi olmanı şey yani para kazanmak, onu harcayabilmek, nereye ne kadarını vereceksin gibi bir bütçe planlama yapmak. O şekilde başladım. Daha sonra Türkiye'ye döndüğümde iş hayatına atılacağım ama tabii biz erkeklerin en büyük iş bulmaktaki sıkıntısı askerlik oluyor. Ben de tabii o zamanlar şeyim, askerliğe gitmeden de ben bulurum vesaire. Hani ertelemeye çalışıyorum. Ama baktım işler öyle değil. Öyle yürümüyor. Öyle yürümüyor. Sonra bir uluslararası bir denetim firmasından kabul aldım. Ama mutsuzum. Çünkü ben o işi yapamam. Yani ben eğer bir şirketi denetlersem o şirketin iflas etme olasılığı çok yüksek olabilir. Benlik bir iş değil. Ay sonu başlayacağım. Ama mecburum yani çalışacağım bir şey yapmam lazım. Daha sonra bir aile dostumuz selam olsun İskender Bayar ve eşi bir gün bize yemeğe geldiler. Sohbet ediyoruz işte ne yapıyorsun dedim işte geldim şu firmada çalışmaya başlayacağım ay sonunda ama hani benlik bir iş değil ama yapacak bir şey yok. Bana bir CV'ni verir misin dedi. Tabii dedim vereyim. Siz dedim İskender abi ne iş yapıyorsunuz? İşte ben dedi bir kağıt ithalatı yapan bir firmada çalışıyorum. Bizim firmamız Avrupa'daki en büyük kağıt ithalatçı grubuna satıldı.
Hı-hı. Ve bir geçiş dönemindeyiz şu anda. Yeni departmanlar kuruluyor. Evet. Peki dedim, verdim. 3 gün sonra aradı. Mehmetçiğim dedi, şey yokmuş. Hani açık pozisyon yokmuş. Dedim İskender abi teşekkür ederim ilginize. 5 gün sonra bir daha aradı. Dedi ki bir pozisyon açıldı, ilgilenir misin? Dedim ki tabii. Çünkü işin içinde ticaret var. Yani ben çocukluğumdan beri evet. ticaret yapmak Hı-hı. isteyen biriyim. O zaman dedi yarın sabah ben seni alayım gidelim. Peki dedim kaçta alırsınız? 6:30 dedi. 6:30 mu dedim? Sabah 6:30. Evet. Fenerbahçe, Kalamış'ta oturuyorum. İskender Bey dedi nereye gidiyoruz? Hadımköy dedi. Tabii yıl 2002, Hadımköy'ün neresi olduğunu bilmiyorum. Dedim ki abi orası neresi? Dedi ki görürsün. Biz çıktık 1,5 saat. Hadımköy'e gittik. O zamanlar Hadımköy bu zamanki Hadımköy gibi değil. Ne yolu yol gibi. Bizim orada firmanın deposu ve ofisleri oradaydı. Hani bizden başka da toplasan 20 tane öyle bina vardı. Şu an iğne atsan yere düşmez. Gittik. O zaman şirketin genel müdürüyle bir görüşmemiz oldu. Bana işi anlattılar. İş tanımı şöyleydi. Yani biz yeni bir departman kuracağız. O departmana bu işi bilmeyen biri girsin. Yani sektörden bu işi bilen biri yerine hiç bilmeyen biri bunu alsın. Kendi çocuğu gibi büyütsün. Tabii bunu ben duyunca dedim ki tamam anlaştık. Yani paket konuşmadık dedim. Pakete gerek yok. Anlaştık. Ben dedim, pazartesi başlıyorum. Diğer tarafa da dedim ki yani kusura bakmayın ben gelemeyeceğim. Bu şekilde bir kağıt sektörüne girdim. Peki kendi işinizi kurma süreciniz nasıl oldu? O şöyle oldu. Şimdi orada tabii bir 9 sene bir deneyim taşıdım. Bir Fransız firmasıydı. Orada tabii Avrupalılarla çalışmanın katmış olduğu birçok artı değer vardı. Evet. Orada çalışırken dünyadaki en büyük kağıt üretici fabrikası, Çinli bir fabrikadır bu. Onlardan bir iş teklifi aldım. Bunlar diyorlar ki biz Türkiye'de kendi ofisimizi kurmak istiyoruz. Bunu seninle yapabilir miyiz? 6 ay bir mülakat süresi sürdü. Tabii orada beklemeyi de bilmek lazım. Evet. Sonunda biz anlaştık. 2009 yılında ben o firmanın tek çalışanı olarak 2,5 sene çalıştım. Daha sonra ofis kuruldu. İşte takım arkadaşları alındı. Ofis iyice büyüdü, genişletildi. Tabii orada da daha farklı şeyler öğrendim. Yani bir uzak doğulu firmayla çalışmakla bir Avrupalı firmayla çalışmak arasında yazla kış arası kadar fark var. Bu yazı da kötü yapmaz, kışı da kötü yapmaz ama ikisinin de kendine göre artıları var, eksileri var. Ama bu iki kültüre sahip çok uluslu sektöründeki lider firmalarda çalışmanın kazandırdığı çok şey var. Yani bu bana göre iş hayatının Harvard'ı gibi. Tahmin edemeyeceğiniz şeyler öğreniyorsunuz. Daha sonra 2018 yılında da dedim ki artık yani 2002'den beri bu sektördeyim. Evet. Bir şekilde artık başkalarının hayalleri için değil, kendi hayallerim için bir adım atmam lazım. Tabii şimdi bazen bu hayallere adım atmak için ne kadar gençsen aslında o kadar iyi. Çünkü sorumluluğun az. İşte evliysen evi düşünmek zorundasın, çocuğun varsa onu düşünmek zorundasın ama bunu yapmadığın zaman da hep bir kutunun içinde aslında kapalı kalıyorsun. Evet. Zaten benim hep içimden gelen bir şeydi. Yani çocukluktan beri yapmak istediğim bir şeydi ve bir maceraya atıldım. Ama tabii bu bir aslında macera diyorum ama bir macera değil. Çünkü baktığınız zaman 2002'den 2018'e kadar 16 senelik sektörel bir deneyim var. Tüccar tarafı artı fabrika tarafı. Şimdi fabrika tarafı tüccar tarafından daha farklı. Çünkü fabrikada çalıştığın zaman fabrikanın ürünlerini buradaki ithalatçılara temin ediyorsun. O ithalatçılar da gidip matbaalara ürünleri temin ederek işte bugün okuduğumuz gazeteler, dergiler, ilaç kutuları, sigara kutuları, elinizde tuttuğun okul kitapları, okul defterleri vesaire gibi ürünler oluyor. Daha sonra buna karar verdikten sonra da aksiyona geçtim. Tabii önemli olan bu kararı vermekten ziyade onu uygulayabilmek, hayata geçirmek. Çünkü birçok insan tanıyoruz. Hayatlarından bir şekilde şikayetçiler. Evet ama hareket... Hareket peki arkadaşlarım da var. Şikayet. Peki diyorum okay, ne yapıyorsun? Yani bunun için sen ne yapıyorsun? Evet. Yani bir aksiyon alıyor musun? Yok abi. Peki niye? Yani ya şikayet etmeyi bırak. Ya da aksiyon al. Ya da bir planlama yap. Evet. Planlamanın sonunda da bir aksiyon al. Evet. Ben bunu yaptım. Tabii
yurt dışında ve yurt içinde çok kontağım vardı. Yani bu aslında biraz da kontak işi. Kontak, iyi ilişkiler. Yani hayattaki ben çok insan tanıyorum. Ben çok iyi bir öğrenci hiçbir zaman değildim. Bir kere onu söyleyeyim. Yani hani bunu izleyen genç arkadaşlara da bir şey olsun. Hani çok iyi öğrenci değilim ama hayatta başarılı olamayacağım gibi bir kıstas hayatta yok. Nice iyi öğrenciler tanıyorum. Çok iyi diplomaları var. Ama hayatta sosyal ilişkileri o kadar zayıf ki onlar maalesef istedikleri ya da hayal ettikleri gibi ya da o akademik başarılarını normal gerçek hayata taşıyamıyorlar. Yani bu alanda çalışacak insanlarda bu özelliklerin de olması gerekiyor. Yani şimdi satış konusunda herhangi bir iş yapmaya şeyseniz, yani o tarafa gitmek istiyorsanız mutlaka ikili ilişkilerinizin iyi olması lazım. Güven çok önemli. Yani bir insana, çünkü bir kere hata yapabilirsiniz. Evet. İkinciyi vermez. Veya bu sizin için de geçerli. Yani karşınızdaki, çünkü her zaman hata yapabilecek taraf siz değilsiniz. Bazen karşı taraf da bir hata yapıyor. Tabii bu bilerek mi, yoksa yanlış mı, hata mı, kasti mi, değil mi çok iyi irdelemek lazım. Tabii yurt dışındaki hem diğer üreticilerle, yani ben kendi firmamda çalışırken diğer fabrikaların temsilcileriyle hep iyi ilişkilerim oldu. Yani sonuçta rakiplerinizle de müşterilerinizle olduğu kadar iyi bir ilişki sağlamanız lazım ki bugünün yarını var baktığınız zaman. Yani yarın, bugün mesela ben eski çalıştığım firmanın, rakibi olan bir firmanın temsilciliğini yapıyorum Türkiye'de. Şimdi benim o günlerden gelen iyi bir ilişkim olmasaydı, yaptıklarımı onlar görmeselerdi vesaire, bugün bu şeyde olmayabilirdim. Evet, çünkü kesinlikle, ben kendi sektörümdeki en büyük firma değilim, en eski firma değilim. Yani benim yaptığım işi 100 senedir yapan firmalar var. Ben de fabrikada çalışırken, yani fabrikanın ürünlerini satarken, o tarz benim şu anda yaptığım gibi aracı kurumların hepsiyle çok çalıştık. Hayattaki en büyük şeylerden bir tanesi nedir biliyor musunuz? Bazı insanlar hata yapıp anlar. Bazı diyorum ama hepimiz böyleyizdir. Evet. Bazılarımız da başkalarının hatalarını görüp ondan ders alıp bu hatayı yapmaz. Bu hatayı yapmamaya çalışırız. Şimdi fabrikadayken bir sürü aracı kurum bizden ürün istiyor vesaire. Ama hep bir yerde bir eksik tarafları vardı. Yani işte kime satacağım söylemiyor. Niye söylemiyorsun? Hani ben gidip ona öyle bir satış şeyinde bulunmayacağım zaten. Ne kadar kâr marjı ettiğini söylemiyor. Yani transparanlık diye bir şey yok. Belki güvenmediği için olabilir. Orada da onu şey yapmıyorum ama benim bütün fabrikalarla, yani temsil ettiğim bütün fabrikalarla diğer aracı kurumların yapmadığı, benim işim full transparan. Yani benim temsil ettiğim fabrika benim ne kazandığımı görür. Hangi müşteriye ne zaman gittiğimi, neler konuştuğumu, bütün toplantı notlarıyla beraber mutlaka görür. Bunu görmek ister çünkü. Dünyanın öbür ucunda. Hani sana temsilcilik verdim ama sen ne yapıyorsun orada? Bu çok önemli bir şey. Yani bu da bir güven. Çünkü Uzak Doğu kültürüne baktığınız zaman orada güven çok büyük meseledir. Çünkü nüfus çok kalabalık. Evet. Bir pastadan herkes yemek istiyor ve herkes o pastadan pay almak istediği için de bazılarını itip kalkmak zorunda, çelme takmak zorunda. Dolayısıyla orada güveni yakaladığınız zaman diğer ülkelere göre biraz daha artıya çıkabiliyorsunuz. Yani Avrupa'daki bir fabrikanın zaten güvenle alakası bir problemi yoktur. Çünkü adam zaten diyor ki normali bu zaten, yani böyle olması lazım. Evet. Ben onu şu anda mesela Uzak Doğu'da, Güney Kore'de, Çin'de, Endonezya'daki temsilciliğini yaptığım firmalar var. İsveç'te var. Yaklaşımlar farklı. Sonuçta aynı işi yapıyoruz. Evet. Ama firmaların gelmiş olduğu içlerinde olduğu ortamlardan ötürü, coğrafi konumlardan ötürü verdikleri tepkiler birbirleriyle çok farklı. Eğer uluslararası bir iş yapıyorsanız mutlak doğru diye bir şey yok. Yani şu bardağa koyduğumuz su gibi olmanız lazım. Yani bazen işte bir kahve bardağına, bazen bir çay bardağına girebilmeniz lazım. Bazen uzun bir bardağa girebilmeniz lazım. Onun şeklini alabilmeniz lazım. Yoksa benim kültürümde bu yok, ben bunu bu şekilde yapmam dediğin zaman da işi yapamıyorsun çünkü. Dolayısıyla uluslararası ticaretin bize kattığı, bana kattığı en büyük şey
herkesten çok farklı şeyler öğrenebiliyorsun. Farklı kültürlerden farklı artılar öğreniyorsun. Onların eksilerini görebiliyorsun. O eksileri kendi hayatında yapmamaya çalışıyorsun. Veya buradan öğrendiğini burada uygulamaya çalışıyorsun. Yani hayatta aslında en önemli şey çok farklı sektörlerde olsa bile 2 artı 2 her zaman 4 ediyor. Yani bugün siz demir çelik işi de yapsanız bazı basic kanunlar vardır, kurallar vardır. Evet. Bu kurallar kağıt sektöründe de geçerlidir veya sizin yaptığınız işte de geçerlidir. Onların üzerine diğer sektörlerden alabildiğiniz burada olmayan ama bu burada var, bunu buraya alırsam artı bir katar mıyım diyebileceğiniz şeyler varsa işte o gerçekten artı oluyor. Ve insanlarda hep şunu da çok gördüm. Bir işe yeni başladığınızda insanların çoğu sizin başarılı olacağınızdan ziyade başarısız olacağınıza dair yorumlar yapıyor. İşte çok zor. Evet. İşte olmaz ki, işte nasıl yapacağım? Genelde öyle oluyor ama bu bize has bir şey mi? Bize has, Orta Doğu'ya has, daha duygusalız biz. Evet. Yani bizde hani şimdi... Ama neden hep negatifi görüyoruz? Neden hep olumsuzlukları görüyoruz? Endişeliyiz çünkü. Ya bence endişeli olduğumuzdan. Yani bizim kültür, Orta Doğu kültürü diyeceğim buna. Orta Doğu kültüründe ebeveynlik ölene kadar devam eden bir şey. Evet. Her şey kaygı. Ben 45 yaşındayım. Annem dışarı çıkarken hala bana oğlum paltonu giy aman üşütme. Şimdi bunu Avrupa'da bir Danimarka'da veya İsveç'te birine dediğin zaman böyle hani bu bir şaka mı, kamera şakası mı yapıyorsun gibi şey yapıyor. Ama biz hep belki bizim jenerasyon için geçerli olabilir. Yani biz endişemi yüklendik. Aman olmazsa ne olur? Ya tamam olmazsa ne olur düşüneceğiz de asıl olursa neler olabilir? Hani hayal edelim. Bunları gerçekleştirmemiz lazım. Çünkü ben bunu yapmazsam, sen bunu yapmazsan, öbürü yapmazsa bu sefer pazarda monopole dönüyor. Ya yani bu da çok zararlı bir şey. Dolayısıyla gençlerin yaptıkları işte ne yaparlarsa yapsınlar. En önemli şey o. Yani bugün sokakta bir köfteci açmak isteyebilir arabada. En iyisini yapsın. Evet. Veya taşıma lojistik firması diğerlerinden farklı bir şey yapsın. En iyisini yapsın. Bizde maalesef genel olarak şöyle bir şey var. Daha ucuzu. Biz her şeyin daha ucuzunu yapmaya çalışırız. Evet. Daha iyisini yapmaya çalışsan da. Daha iyisini yapabilirsin. Hizmet olarak bunu verebilirsin. Evet. Bu çok zor bir şey değil. İnanın. Yani biz hep yandaki ne yapıyorsa onu yapmaya çalışıyoruz. Tamam sen yandakinin yaptığını yap. Ama üzerine bir şeyler koy. Bir şeyler koy. Evet. Yandaki yok o iş öyle olmaz. Tamam abi sana göre olmaz. Ama bırak ben deneyeyim. Zaten onu deneyip yapanlar zaten hani sektördeki mor inekler oluyor zaten. Biraz duymamak gerekiyor bunları. Şimdi duymamak da değil aslında. Yani şöyle ben hayatım boyunca herkese kulak verdim. Herkesi dinledim. Bak o çok önemli. Yani kesinlikle hiçbir öyle. Zaman şu olmadı. Ben her şeyi biliyorum. Şimdi öyle bir dünyada yaşamıyorsun. Yani ben bugün 20 yaşındaki birinden de bir fikir alışverişi yapıyorum. Kendimden çok daha büyük biriyle de fikir alışverişi yapıyorum. Sonra bizim bir mahkememiz var. Yani orada onları tartıyorsun. Tartmamız gerekiyor evet. Ve eğer bunları sen ignore etmeye başladığın zaman zaten kaybetmeye başlıyorsun. Çünkü unutma ki senden büyüğün tecrübesi var senden fazla. Bir şey söylüyorsa bir bildiği var. Senden küçüğün de şimdi biz artık belli bir yaşa geldik ve yeni çağ bizden çok daha hızlı ilerliyor. Benim bilmediğim, benim göremediğim birçok şeyi de o görüyor. Herkesten bir şekilde feyz almanız lazım. Yani ben bu işi 20 senedir yapıyorum. Bana işimi sen mi öğreteceksinden ziyade evet. Bakış açısıdır bu. Pekala. Mehmet Bey, şunu sorsam size artık programın sonuna doğru yaklaşırken. Şu anda neler yapıyorsunuz ve geleceğe dair planlarınızı dinlemek isteriz. Şu anda şunu yapıyorum. Temsilcisi olduğum firmaların ürünlerini Türkiye'deki ithalatçılara, matbaalara, son kullanıcılara en iyi şekilde derken bu fiyat, lojistik, zamanlama bunlar çok önemli şeyler. Çok kalemler. Tabii yani bir sipariş verirsiniz, ihale işidir. Yüklemeyi zamanda yapamazsınız. İş olmaz. Yani her şey fiyata odaklı değil. Yani satış sonrası servisler çok önemli. Temsilciliğini yaptığım fabrikaların iyi temsil edilebilmesi hakkıyla. Problem çıktığı zaman
Çünkü sen burada eğer temsilciysen o problemi senin hallediyor olman lazım. Her zaman çözümü fabrikadan bekleyemezsin. Çünkü özellikle uzak doğudaki fabrikalar bir claim aşamasında tamamen kendilerinden kaynaklı olmadığını iddia ederler. Ama sen de burada bir temsilciysen bunu bir şekilde kompanse etmen lazım. Şimdi ben bunu çok yaşadım. Yani aracı kurumların hiçbir şey etmediğini, fabrika vermiyor. O zaman sen niye varsın burada? Evet. Yani senin görevin ne burada? Yani o zaman sen bir kısmını ver, bir kısmını ben vereyim. Hani bir orta yolu bulmak. Hayatta her zaman ben kazanacağım diye bir şey yok. Evet. Kaybetmeyi öğrenmeden kazanmayı maalesef hayatta öğrenemiyorsunuz. Hiçbirimiz kaybetmek istemeyiz. Ama kaybetmeyi hazmedebilmemiz lazım. Onlar ikisi kar zarar nasıl ticarette kardeş? Kazanmakla kaybetmek de o şekilde. Çocukların büyüdüğü zaman bu işi yapabilirler mi? Onu bilmiyorum. Çünkü gitgide dijitalleşen bir hayat var. Yani gazetelerin tirajlarına bakın, dergilerin tirajlarına bakın, kitaplarınkine bakın. Hepsi işte tablet, telefon vesaire. İşte basılan kataloglara bakın. Yani bugün bir inşaat firmasına veya bir araç almak için bir yere gittiğiniz zaman artık size bir şey vermiyor. Bir PDF atıyor size herhangi bir şey üzerinden, mail üzerinden. Sen oradan bakıyorsun. Şimdi bunların hepsi sektöre eksi yazan şeyler. Dolayısıyla herkesin, yani ben 20 sene sonra bu sektör belki de yani benim çocuklarıma şey yapmayacak. Ha, diyeceksiniz ki bu bana babamdan mı kaldı? Hayır, ben kendimi yaptım. Onlar o dönemin gereksinimleri. Tabii, onlar da kendilerine göre bir şey bulacaklar ve orada önce çalışacaklar. Yani bugünkü gençlerde benim gördüğüm. En büyük sorun biz tabii, yani biz büyürken bizim zamanımızda bir cep telefonu yoktu. Yani 16-17'lerde cep telefonu vardı. Mesela biz her yere zamanından önce giderdik. Çünkü hani arkadaş buluşması olacak. İşte saat 10'da şurada buluşalım. Yani 15 geç herkes giderdi. Çünkü orada olman lazım. Evet. Şimdi işte trafik var, yazıyor işte yarım saat o bekliyor vesaire. Tabii cep telefonu hayatımıza girdi, çok şeyi değiştirdi. Yani biz beklemeyi bilen bir jenerasyonuz. Yani biz yurt dışını aramak için santrali arardık. Sonra 40 dakika, 1 saat telefonun başında beklerdik ki geri arasın diye. Şimdi öyle bir şey yok. 8 saniyede dünyanın her yerine bağlanabiliyorsun. Bu tabii şimdiki gençlerin birçok şeyde sabırsız olmalarını doğurdu maalesef. Yani işte işe giriyor. 3 ay sonra işte ne zaman müdür olacağım? 3 ay olmuş. Yani daha deneme süren yeni bitmiş. Evet. Yani sonra bir CV geliyor önüne, 6 ayda bir iş değiştirmiş. Sürekli değiştirmiş. Bu negatif bir şey değil mi? Bence negatif. Yani çünkü her zaman işveren hatalı olamaz. Evet. Yani biraz da sende de bir hata olması lazım. Hani bir yer iki yer tamam ama sürekli hale tabii, geldiği zaman işveren de bir düşünür. Aynen öyle. Yani bu sakın yanlış anlaşılmasın. Yani bir yerde eğer mutlu değilsen onu değiştirmek en doğal hakkın. Evet. Ama hani sektör sektör değiştirdiğin zaman bu sefer hiçbir şeyin ehli olamıyorsun. Evet. Yani şimdi bakın işin aslı, bu programın adı işin aslı, evet, işin ehli. Bir yerde bir şeyi iyice öğren ki ondan sonra ya o sektörde yükselebil veyahut da kendin bir şey yapmak istiyorsan ki bu herkes kendi işini yapamaz. Herkes de çok kurumsal bir yerde, kurumsal bir yapıda da çalışamaz. Yani iki tip insan var. Evet, insanların yapısı farklı. İkisine de ihtiyaç var. Kesinlikle. Yani herkesten bir kurumsal işte bölgesel direktör olmaz. Çünkü o işin farklı özellikleri vardır, farklı gereksinimleri vardır. Evet. Veya herkes kendi işine atılıp işte serbest meslek, ticaret vesaire de yapmamalı bence. Bu tamamıyla insanların karakterleriyle alakalı. Sabretmeyi bilmeleri lazım. Yani öğrenmeleri lazım. Çünkü daldan dala atlayarak bu iş olmuyor maalesef. Onu yapmayı öğrendikleri takdirde ne yaparlarsa dediğim gibi yapsınlar ama en iyisini yapmaya çalışsınlar. Yandakinden farklı ne yapabilirim düşünsünler. Tembellik hiçbir şekilde, hiçbir konuda. Yani bu iş böyle yapılıyormuş sorgulamak lazım. Evet. Evet, bu iş böyle yapılıyor 50 senedir ama daha iyi nasıl yaparım? Düşün. Yani sen çünkü ben sana benim yaptıklarımı veya söylediklerimi yap diye burada çalışmıyorsun aslında. Evet. Senin beni zorlaman lazım. Niye bunu böyle yapmıyoruz? Ne demek istiyorsun? İşte bakın bunu böyle yaparsak böyle olabilir. İnsanların çalıştıkları yerlerde belli kalıpların içine girmeden, yani genç beyinlerin, oraya artı ne katabilir mi?
yüksek sesle söyleyebilmeleri lazım. Kesinlikle. İşverenin de buna açık olması, açık olması lazım. Yani Türkiye'de şirketler niye 100 senelik bizim firmamız yok? Yok, çünkü bir baba şirketi kuruyor. Sıfırdan gelerek kuruyor. Yokluktan geliyor. Evet. Çocuklar refah içinde büyüyorlar. Babalarının şirketlerine gidiyorlar. Aralarında iyi olanlar da var. Ama babalarına işte baba şunu şöyle yapalım dedikleri zaman bazen o kafa o kadar böyle katı duvarlar arasında işliyor ki yok diyor, ben bu şirketi böyle bu hale getirdim. Ve bizde şey vardır bir de, icat çıkartma derler. İcat çıkartma. Ama o şimdi icat olmasa düşünsene, yani biz hala ankesörlü telefon kullanıyoruz. Evet. Yani yeni bir şey yapman lazım. Yeniliğe ayak uyduramadığın evet. zaman. Yani bugün kullandığımız her şey aslında icat çıkartan insanlara yani borçluyuz. Yani şimdi şuradaki kamera olmasa. Evet. Düşünebiliyor musun? Yani hani bunu yapamazsın. İşte bunun yayın kanalları olmasa, evet. dijital platformlar olmasa bunu yapamazsın. Dolayısıyla icat olsun. Hani az önce söyledim ya, küçüğü de dinleyeceğim, büyüğü de dinleyeceksin. İkisinden evet. de feyiz alacaksın. Öyle olduğu zaman şirketler devam ediyor zaten. Ama hayır, bu iş böyle ve baskın da bir karakter varsa maalesef ya çocuklar ayrılıyor, başka işlere gidiyorlar, şirket devam etmiyor, vefatlar oluyor. Sonra şirket de bir daha toparlanamıyor. Çünkü zaten bir bakıyorsun rakibinin 10 sene gerisindesin. Evet. Kapatamıyorsun. Pekala Mehmet Bey. Sizinle sohbet etmek çok keyifliydi. Çok mersi. Programımızın Aynen. sonuna geldik. Katılımınız ve verdiğiniz bilgiler için ben ayrıca teşekkür ederim. Ben teşekkür size. Ederim davetiniz için. Sağ olun. İyi çalışmalar teşekkür dilerim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sevgili seyirciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Bugünkü konuğumuz Arko Kağıtçılık ve Mümessillik kurucusu Mehmet Seymen'di. Bir sonraki programda yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.